Profesör Doktor Rita Levi-Montalcini'ye kadar yani uzmanlar diyordu ki beyindeki sinir hücreleri çoğalmaz, büyümez, gelişmez. Yavaş yavaş ölür. Doğduğu günden öleceği güne kadar asla sinir hücreleri, beyin hücreleri büyümez ama azalır. Profesör Doktor Rita Levi-Montalcini, İtalyan asıllı, bu bir buluş yaptı. Sinir büyüme faktörü gibi bir faktör buldu. Özel bir protein beyindeki ve sinir sistemindeki hücreleri tamir ediyor, yeniliyor. Bu protein fonksiyonunu kaybederse beyinde amiloid peptit denen bir protein daha var. Bu da beyni içini boşaltıyor, yavaş yavaş sertleşiyor, kireç gibi yapıyor. Kireçleniyor, beyin kireçleniyor. Doktor Rita Levi-Montalcini'nin yapmış olduğu bu büyük buluştan dolayı 1986 yılında bu bayan tıp Nobel ödülü aldı. 100 yaşında. Fakat bu buluşu bir işe yaramadı. Evet, büyük buluş ama protein, sinir büyüme faktörü, proteini beyne enjekte etmek imkansız. Profesör Doktor Hirozaku Kawaguchi, Japon asıllı ilim adamı, aslan yelesi mantarının birleşiminde erikanin ve erinasin denen maddeler buldu. Bu maddelerin beyne girebildiğini, beyin siniri büyüme faktörünü canlandırabileceğini belgeledi. Büyük buluşlar oldu. Şimdi bir ressam 83 yaşında. Önce Parkinson'a yakalanmış, sonra Alzheimer, demans derken adam robota bağlamış, hiçbir şey anlamıyor. Torun dahi tanıması hale gelmiş. Duruma çok üzülen torunu arkadaşına anlatmış. O da Hüseyin, bizim ürünleri kullanan genç, demiş ki bulsa çözüm Gökçek bulur. Beni aradı, dedim ki şu ürünleri kullan, aslan yelesi seti B. Bizim ürünleri 6 hafta kullandıktan sonra bakmışlar ki adamda bir gelişme var, devam etmişler. 8 ay sonra adam bu Parkinson, Alzheimer, demans hastalığına yakalanmadan önceki halinden daha iyi bir hale dönüşmüş, sağlığına kavuşmuş ve daha kaliteli resimler yapar hale gelmiş. Evet, 8 aylık bir çalışmayla hayata dönmüş. Hamdolsun bugüne kadar çok güzel netice elde ettik. Çok mükemmel ürünler üretiyoruz. Aslan yelesi Avrupalı da üretiyor, Amerikalı da üretiyor. Bizim üretmiş olduğumuz aslan yelesi çok farklı. Bir, ginkgo, ginseng, melisa, bakoba, otakola gibi takviye edici, güçlendirici ürünler için. O nedenle çok farklıyız. Hiçbir zaman kaliteden taviz vermiyoruz, vermedik vermeyeceğiz inşallah. Hürmetler.